Merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle menekşe çoğaltma videomun sonucunu göstereceğim. Hem de menekşeleri ayırmayı göstereceğim. Birlikte saksıya alma işlemini gerçekleştireceğiz. Ancak videoma başlamadan önce hatırlatmamı yapmak isterim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarak kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Daha önce ben bir menekşe çoğaltma videosu çekmiştim. Bu videonun linkini yukarıya bırakıyorum. Oradan nasıl çoğalttığımı görebilirsiniz menekşemi. Bu oradaki çoğalttığım yaprak. Sizlerle bu menekşeyi ayırma işlemini yapacağız. Menekşe çoğaltma işlemini 3 farklı şekilde yapılabilir menekşe çoğaltma. Bir tohumdan menekşe çoğaltma yapabilirsiniz. 2 yaprağıyla menekşe çoğaltma yapabilirsiniz. Yaprağını toprağa ekerek. Üçüncüde ise menekşenin yaprağını suya koyarak çoğaltma yapabilirsiniz. En pratik ve benim de kullandığım yöntem menekşenin yaprağını toprağa direkt ekerek. Menekşenin yaprağını ben toprağa ektim. Gördüğünüz gibi şurada 1, 2, 3, 4 tane yavrusu var menekşemin. Şimdi ben bu yavruları ayırıp ekim işlemini gerçekleştireceğim. Toprağa ektikten sonra düzenli bir şekilde ben sulamasını yaptım. Normalde haftada bir sulamak yeterli ama yavru çoğaltma sırasında ben daha sık suladım. Gördüğünüz gibi şurada bir tane yavrum var. Bunları hassas bir şekilde çok fazla zarar vermeden bunların hepsinin kökleri birbirine bitişik. O yüzden ayırıyorum. Bunları zaten ben toprağa ektiğimde bunlar birazcık daha büyüyecek. Bu birazcık küçük bir yavru. Hatta 4 yavru dedim ama sanırım 5. yavru o. Gördüğünüz gibi burada bir tane menekşem var. Bu şekilde çok güzel taze yaprakları var. Bunu da ayırıyorum. Bu şekilde. Bunların hepsinin toprağa ekme işlemini gerçekleştireceğim. Burada bir tane yaprağım kırılmış. Daha sonra şu ana çoğaltmak için kullandığım yaprak artık menekşenin beslenmesini birazcık engelliyor. Çünkü artık buna gerek yok. Çünkü menekşelerim kendilerini geliştirebilecek şekilde yeterince büyüdüler. Bu yaprağı koparabilirsiniz ya da makasla kesebilirsiniz. Şu şekilde elimle hafifçe kopardım. Gördüğünüz gibi burada bir küçük yavru daha varmış ama ayırmayacağım. Bu ikisini bitişik ekeceğim. Çok da sıkıntı değil bitişik olması. Şimdi ekim işlemini gerçekleştiriyorum. İlk aşamada çok aşırı büyük saksı kullanmıyorum. Menekşe büyüdüğünde saksı kullanırım. Bu arada hani menekşelerle ilgili hani menekşeler böyle bir yıllık hemen çiçek açıp kuruyan bitkiler değildi. Eğer iyi bakarsanız uzun yıllar evinizde saklayabilirsiniz. Uygun şartlarda, uygun koşullarda. Pencere önünde güneş alan bir yerde bakabilirsiniz. Kışın ben pencere önünde bakıyorum. Yazın ise balkonumun aşırı güneş almayan bir bölgesinde yetiştirmeyi tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi menekşeme ektim. Bu menekşemin çiçeği beyaz çiçekti. Gerçekten hoş çiçek açıyor. Mor, sarı, turuncu, kırmızı gibi renk açan menekşeler de var. Tavsiye ederim. Yine evinizde gerçekten hoş görünen güzel bitkiler. Hem de yaz döneminde balkonlarınızda çok hoş oluyor. Şimdi bunun ekimini gerçekleştiriyorum. Bu yavru biraz daha büyük olduğu için bunu azıcık daha büyük saksıya alacağım. Ama elimde yeterince boyda şu saksıdan yoktu. O yüzden biraz daha büyük saksıya alıyorum. Gördüğünüz gibi bunların sulama işlemini yapacağım. İlk sulama işlemi menekşeler için önemli. Onun haricinde menekşelerde hani aşırı suyu sevmez. Ama düzenli sulamak gerekir. Yani her gün az az sulamaktansa menekşeyi bir hafta sulayıp haftada bir sulayıp yeterince sulamak. Toprağın her yerini ıslatmak önemli. Çünkü az az suladığınızda menekşenin bütün kökleri toprağı görmüyor. Haliyle dipteki kökler bir süre sonra susuz kalacağı için kurumaya başlıyor. Evet, bunu da ektim. Ve ekim işlemini bitirdikten sonra bunların ilk sulama suyunu vereceğim. Diğerini de bu saksıya ekiyorum. Hemen toprağımı dolduruyorum gördüğünüz gibi. Toprağımı kullandığım toprak ise humuslu torf toprağı kullanıyorum ben. Kaktüs toprağı da kullanabilirsiniz. Onda da yetişir. Şu şekilde
da alıyorum. Şurada küçük bir yavru daha var. Bunu da hemen dibine ekliyorum bunun. Birlikte büyüsünler diye. Çok kolay yetişen, bakımı kolay bitkiler. Çoğaltması da kolay. Dediğim gibi sadece yaprağı ben toprağa diktim. Bu şekilde hiç zorlanmadan menekşemi rahatlıkla çoğalttım. Tabi siz suda da çoğaltabilirsiniz. Suda çoğalttığınızda ise yaklaşık bir 3 hafta kadar bardaktaki suda bekletmeniz gerekiyor. Suyunu 2-3 günde bir değiştirerek 3 haftadan sonra falan köklenmeye başlıyor. Köklenince toprağa ekebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sadece bir tane yapraktan toplam 5 tane yavru verdi menekşem. Bir tane burada var, iki burada var, iki burada yavru var. Toplamda 5 tane yavru bir tane yapraktan. Beyaz çiçek açan bir menekşemdi. Sizlere de öneririm, evlerinizde rahatlıkla bakabilirsiniz. Menekşelerimi de saksıya alma işlemini tamamladım. Eğer şundaki topraklarını birazcık bastırıyorum. Eğer bu şekilde topraklarını çok gevşek koyarsanız hem su tutulumu çok az olacaktır. Hem de bitkiniz hafifçe sallanacağı için biraz köklenmesi yavaş olacaktır. O yüzden hem aşırı sıkı bastırmamak gerekiyor toprağı, ancak gevşekte yapmamak gerekiyor. O yüzden ektikten sonra birazcık sabitleyecek şekilde bastırmanızda fayda var. Hatta birkaç sulamadan sonra toprakları biraz çökebiliyor. Bitkinin kökleri açığa çıkabiliyor. O zaman toprak ekleme işlemini de yapabilirsiniz. Kanalımda bu şekilde menekşe çoğaltma gibi pek çok bitki çoğaltma videoları var. Sukulent çoğaltma, kaktüs, kılıç çiçeği çoğaltma videoları gibi. Bunları genelde sonuçlarıyla birlikte çekmeye çalışıyorum. Sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Eğer çoğaltılmasını merak ettiğiniz bir bitki varsa aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Yorumlara zaten cevap veriyorum ben. Bu şekilde zaten kanalımda düzenli olarak video çekiyorum ben. Düzenli olarak her hafta farklı bitkilerin videosunu atmaya çalışıyorum. Videosunu çekmeye çalışıyorum. Bir sonraki gelecek videomuz ise yıldız çiçeği videosu. Yıldız çiçeği haricinde eğer merak ettiğiniz, özellikle yaz dönemindeyiz, bu şekilde balkon çiçekleri varsa merak ettiğiniz, yine yorumlara ismini bırakıp çiçekleri, ben onların elimden geldiğinde videosunu çekmeye çalışabilirim. Evet, videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarak kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.